Perşembe Gece Duası Bismillahirrahmanirrahim Efendim, sen sebeplerin müsebbibi ve tertip edip düzenleyenisin. Kalpler üzerinde tasarruf edip döndürensin. İlk sebeplerin tertibini ve en yukarı olanların en aşağı olanlara tesirini gerektiren hikmetin hakkı için senden istiyorum.'' Sebeplerin yükseliş ve iniş tertiplerini bana göster ki, batın olanlarını açık bir müşahadeyle, ilk olanlarını son olanlarının aynında göreyim. Tertip edeni, sebeplerin sebebini, müsebbipten evvel olanı müşahade etmekle tertibin hikmetini düşüneyim. Gayin yüzünden aynın aynından perdelenmeyeyim. İlahi. Marifetler mağarasının anahtarı olan izni bana bahşet ki, her yazılı nakşı açtığın bedi isminle bütün başlangıçlara varayım. Ey bütün büyüklerin isimlerinin yüceliği karşısında boyun eğdiği, her şey seninle vardır ama sen bizimle var değilsin. Sen her şeyin örneksiz yoktan var edicisisin. Ey Rabbim! Her başlangıç için sana hamd olsun. Ey her sondan sonra baki kalan, sana şükürler olsun. Sen her hayra yönlendirensin. Bütün batınların batınısın. Şeylerin sonlarına ulaşansın. Alemler için rızkı yayansın. Allah'ım, bana bereket ver ve başkaları için de üzerime bereket yağdır. Muhammed'e ve bütün ehli beytine ve İbrahim'e bereket verdiğin gibi. Her şey sendendir ve sana yöneliktir. O, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey semavatın ve arzın örneksiz yoktan var edicisi! O bir şeyin olmasına hükmettiği zaman ona sadece ol der, hemen verir. İlahi sen her değişmezden önce sabit olansın. Her susandan ve konuşandan sonra baki olansın. Senden başka ilah yoktur. Senden başka hakiki varlık yoktur. Büyüklük, ceberut, azamet ve melekut sana aittir. Zorbaları kahredersin. Zalimlerin tuzaklarını başlarına geçirirsin. Mülhitlerin birliğini dağıtırsın büyüklenenlerin boyunlarını eğersin. Ey her galibe galip gelen, ey her kaçanı yakalayan. Senden istiyorum. Büyüklüğünün ridasını bana giydir. Azametinin hırkasını üzerime geçir. Bunların ötesinde olan bütün şeyleri senden başkası bilemez. Bana heybetinden öyle bir heybet bahşet ki kalpler ona boyun eğsin. Gözler onun karşısında korkuya kapılsın. Beni her inatçı zorbanın, her azgın şeytanın perçeminden yakalayacak güce kavuştur. Hepsinin perçemi senin elindedir. Bütün bunlar olurken kulluk acizliğinin bende baki kalmasını sağla. Beni kaymalardan, sürçmelerden ve hatalardan koru. Söz ve amelde beni destekle. Sen sensin kalpleri sağlam tutan ve sıkıntıları giderensin. Senden başka ilah yoktur. Allah'ın salat ve selamı Muhammed'in ve bütün ehli beytinin üzerine olsun. Perşembe gündüz duası Bismillahirrahmanirrahim İlahi sen zatınla kaimsin, sıfatlarınla ihata edensin. İsimlerinle tecelli edensin, beyillerinle zahirsin. Senden başka kimsenin bilmediğiyle batınsın, celalinde teksin. Sen bir, vahid ve ehad olansın. Ezel ve ebedde baki olmanla yeganesin. Sen sensin. Sendeki bahtaniyetin içinde yeganeliğinle Allah'sın seninle beraber senden başkası senin içinde senden gayrısı yoktur. Allah'ım senden senin bekan içinde fena bulma, seninle beka bulma istiyorum. Seninle beraber değil, senden başka ilah yoktur. İlahi, beni huzurunda gaybet, varlığında yok et, şuhudunda helak et. Beni senden koparan engellerle beni ayır. Beni seninle öyle meşgul kıl ki beni senden alıkoyan her şeyden uzak olayım. Senden başka ilah yoktur. İlahi, sen gerçek varlıksın. Bense asıl yokum. Senin bekan bizzat benim bekamsa arazdır. İlahi, hak varlığınla asıl yokluğuma cömert bağışta bulun ki olmadığım zamanki gibi olayım ve sen de hep olduğun gibisin. Senden başka ilah yoktur, ilahi. Sen istediğini yapansın. Bense senin kullarının içinde bir kulum. İlahi, beni irade ettin ve benden irade ettin. Ben irade edilenim ve sen de irade edensin.'' benden buradın sen ol ki istenen sen, isteyen de ben olayım. Senden başka ilah yoktur. İlahi, sen her gayipte batınsın, her da zahirsin. Doğru ve yalan her haberde işitilensin. Bir ve iki mertebesinde bilinensin. Nüzül isimleriyle adlandın. Gözlerin kırpılmasından perdelendin. Akılların idraklerinden gizlendin. İlahi sıfat tecellileri hususiyetleriyle tecelli ettin. Böylece varlıkların mertebeleri çeşitlendi. İsimlenenlerin hakikatlerinin tüm mertebelerinde yüceldin. Bilinenlerin gaybi hakikatlerinin inceliklerine akıl şahitlerini belirledin. İlahi marifetler meydanına ruhların öne geçenlerini saldın. Böylece Rabbani lütuflarının işaretleri karşısında önce şaşırdılar. Sonra dona kaldılar. Onları küllilikten ve cüz'ilikten kaybettiğin, benlikten ve neredelikten naklettiğin, kemiyet ve mahiyetten sıyırdığın, zatî irfanlarla belirsizlik marifetlerini öğrettiğin, ilahi makamlarda Rabbani mütalaları serbest bıraktığın Ayn perdesinin kaldırılışı esnasında aradaki mesafeyi kaldırdığın zaman Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla akışı içinde kadim düzenle düzene girdiler. İlahi, kaç seslenenin içinde nice kere sana seslendim ve seslenene seslenen sensin.'' Yalvaranların münacatları içinde kaç kere sana münacat ettim ve münacat edene münacat edensin. Ilahi, vuslat ayrılığın aynısı, yakınlık uzaklığın kendisi, ilim cehaletin yeri, marifet inkarın karargahıysa o zaman yönelme nasıl olacak ve yol nereden bulunacak? Ilahi, sen her kastedenin ötesindeki matlubsun, inkarın içindeki ikrarsın, ayrılık ve uzaklığın içindeki yakınlığın yakınısın. Vehim anlayışı istila etmiştir, mutlu eden kimdir, kimdir yardımcı olan? Güzellik sensin diyor, çirkinlik her şeyi güzel yaradana sesleniyor. Birincisi gayedir, seyir onun yanında durur. İkincisi başkasının vehmedilmesi hükmüyle perdedir. İlahi, akıl ne zaman engellerin bağlarından kurtulacak? Fikir mülahazaları ne zaman en güzelin güzelliklerini hakikat gözünde seyredecek? Anlayış ne zaman iftira temelinden ayrılacak ve vehim ne vakit şirkin ortaklık bağlarından çözülecek? Düşünce ne zaman ayrılıkların farkından azad olacak. Güzel nefis ne zaman çürümüş ahlaktan, halkın huylarından arınacak. İlahi, ibadetler sana yarar sağlamaz. Günahlar da sana zarar veremez. Kalplerin ve perçemlerin melekutunun saltanatı senin kahır elindedir. Bütün işlerin dönüşü sanadır. İbadet edenin ve günah işleyenin bir dahli yoktur. İlahi, bir iş seni başka bir işten alıkoymaz. İlahi, zorunluluk seni ablukaya almaz ve mümkünlük seni sınırlandırmaz. Müpemlik seni perdelemez. Beyan da seni izah etmez. İlahi, tercih edilmen delille olmaz. Haklı olman Burhan'la değildir. İlahi, sen ebetsin, ezelsin. Bu ikisi senin için birdir. İlahi sen nesin? Ben neyim? O nedir? Ve o nedir? İlahi çoklukta mı seni arayayım yoksa birlikte mi? Süreyle mi bekleyeyim seni yoksa müddetle mi? Oysa sen olmadan kulun bir hazırlığı dayanağı da olamaz. İlahi Bekam bulmam senden fena bulmamladır. Yoksa senin içinde mi ya da seninle mi? Yokluğum da aynı şekilde seninle tahakkuk eder. Yoksa benimle vehmedilen midir? Ya da tersi mi geçerlidir? Yoksa bu ortak bir durum mudur? Sen de beka bulmam da öyle. İlahi, suskunluğun bir muhafızdır ki sessizliğimi gerektirir. Sözlerim de sessizliktir ki dinsizliğimi ve her şeyde hayreti gerektirir. Oysa hayret yoktur. Allah'ın adıyla. Allah bana yeter. Allah'ın adıyla. Allah ile. Allah'ın adıyla. Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim. Allah'tan Allah'ın adıyla istedim. Yüce ve azamet sahibi Allah'tan başka güç ve kudret yoktur. Rabbimiz sana tevekkül ettik, sana yöneldik ve dönüş sanadır. Allah'ım senden emrinin sırrını, kadrinin azametini, ilminin ihatasını, iradenin özelliklerini, kudretinin tesirini, görmenin ve işitmenin nüfuzunu, hayatının kayyımlığını, zatının ve sıfatlarının vacipliğini istiyorum. Ya Allah, ya Allah, ey evvel, ey ahir, ey zahir, ey batın, ey nur, ey hak, ey mübin, Allah'ım sırrımı bahtaniyetinin sırlarına haskıl ruhumu sıfatlarının tecellilerinin kutsiyetiyle arındır. Kalbimi ilahlığının marifetlerinin temizliğiyle temizle. Allah'ım aklıma ledünlüğünün ilimlerine öğret. Nefsimi Rablığının ahlakıyla ahlaklandır. Hissimi nuraniliğinin huzurunun nurlarının yardımıyla destekle. Cismaniyetimin cevherlerinin hülasasını tabiat kayıtlarından maddenin yoğunluğundan, mekan ve kevnin sınırlarından kurtar. Allah'ım beni yaratılışımın ve ahlakımın derecelerinden hakkının ve hakikatinin derecelerine yükselt. Sen benim veliğimsin, dostumsun, ölümüm ve hayatım seninledir. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım isteriz. Allah'ım, bana öyle bir nazar kıl ki onunla bütün tavırlarımı düzenle, sırlarımın seciyesini temizle, fikirlerimin ruhlarını meleği alaya yükselt, onunla nurlarımın gücünü destekle. Allah'ım beni bütün mahlukatından gayip kıl, beni hakkın için kendinde cemet, beni farklılığın alemlerinde emrinin tasarruflarını müşahade etmekle koru. Allah'ım sana tevessül ettim, sana yöneldim, senden ve senin için istedim. Hiçbir şeyde senden başkasını arzu etmedim, senden başkasını istemem ve senden sadece seni isterim. Allah'ım bunun kabul edilmesi için en büyük vesileye, en büyük fazilete, en yakın sevgiliye veliye, dosta, Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem, razı olunmuş safiye, seçilmiş nebiye, Allah'ın salat ve selamı üzerine olsun, tevessül ediyorum. Onun vesilesiyle senden ona ebedi, daimi, kayyumi, ilahi ve Rabbani salatını iletmeni istiyorum. Öyle ki bunda onun kemalinin aynını göster. Zatının marifetlerinin aynında beni yok et. Onun ehli beytine ve ashabına da salat ve selam olsun. Buna dair hükümranlık senin elindedir. Yüce ve azamet sahibi Allah'tan başka güç ve kudret yoktur. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.'' Cuma gecesinin duası İlahi Bütün ulvi babalar Senin kulcağızlarındır Sen mutlak Rab'sin Bütün zıtları cemettin Celal ve cemal sahibisin Zatınla haşmetinin sonu yoktur Çünkü senin şuhudunun sınırı yoktur Sen bizim müşahadelerimizden ulusun Kusursuz kemal sahibisin seni vasfetmemizden daha yüksek cemale sahipsin. Celalinden, sonradan olma varlıkların özelliklerinden yücesin. Ulu cemalin şehvetlere meyletme badiresine düşmekten münezzehtir. Karşıtları birleştirdiğin sırrın hakkı için senden ayrı işlerimi birleştirmeni istiyorum. Öyle ki varlığının birliğini bana göstersin.'' Cemalin ridasını giydir bana, başıma celalin tacını geçir. Böylece beşeri nefisleri ona boyun eğsin. Dik başlı kalpler bana uysun, en kutsal sırlar önüme serilsin. Katında kadrimi yücelt, bu sayede bütün büyüklenenler benim yanımda alçalsın. Üstünlük taslayanlar benim karşımda zeliyle olsun perçemimden tutup kendine çek. Ruh sahibi olup perçemi senin elinde olan her canlının perçemini elime ver. Halkın ve emrinde bana doğru bir lisan ver. Beni kendinle doldur. Karanda ve denizinde beni koru. Halkı zalim olan tabiat köyünden beni çıkar. Beni varlıkların rızıklarından azadet. Bana katından bir burhan ver. Bana güven versin. Senden başkasının bana hakim olmasına, güç yetirmesine izin verme. Zenginliğimin her istenende sana muhtaçlıkta olmasını sağla. Arzu edilen her şeyle ilgili olarak zenginliğinle bana eşlik et. Sen benim yönüm ve makamımsın. Dönüş ve son sanadır.'' kırıkları onarır zorbaları kırar korkanlara güven verirsin zalimleri korkutursun en yüksek ululuk en kapsamlı tecelli ve en koruyucu hicap senindir münezzehsin senden başka ilah yoktur sen bana yetersin ve sen en güzel vekilsin Rabbin haksızlık eden memleketleri onların halkını yakaladığında onun yakalayışı işte böyle şiddetlidir. Şüphesiz onun yakalaması pek elen vericidir, pek çetindir. Günaha dalanlarınsa cezalarını hakkıyla vermişizdir. Müminlere yardım etmekte bize düşer. Allah'ım, ey mahlukatın yaratıcısı! Ölüleri çürütüp varlıktan silen, dağınıkları bir araya toplayan, zatların üzerine nurları bahşeden, geniş mülk ve yüce cennetler senindir. Rabler senin kulların, krallar senin hizmetkarların, zenginler senin yoksullarındır. Sense zatın itibariyle başkalarından müstahnisin. Her şeyi yarattığın ve takdir ettiğin, dilediklerine cennetleri ve ipek giysileri halifelik ve büyük mülk bahşettiğin ismin hakkı için senden hırsımı gidermeni, eksikliğimi tamamlamanı, üzerime nimetlerinin giysilerini giydirmeni, izin ve elverişli olacak şekilde isimlerini bana öğretmeni istiyorum. İçimi korku ve rahmetle doldur. Dışıma heybet ve azamet ver. Öyle ki düşmanların kalpleri benden korksun, dostların yürekleri ise bana ısınsın. Onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar ve kendilerine ne emrolunursa onu yaparlar. Rabbim bana tam bir istidat bahşet ki kutsal feyzini kabul edeyim. Senin mülkünde senin halifen olayım. Kullarına yönelik gazabını savayım. Çünkü sen dilediğini halife kılarsın ve senin her şeye gücün yeter. Sen her şeyden haberdarsın, her şeyi görensin. Allah'ın salat ve selamı, Efendimiz Muhammed'in, Ehli Beyti'nin ve bütün ashabının üzerine olsun. O bana yeter ve o ne güzel vekildir. Cuma Gündüz Duası Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim, beni marifet merdivenlerinde yükselt. Beni hakikat sırlarının kıvrımları arasında dolaştır. Beni korumanın çardakları altında, sırrının gizliliği içinde, celalinin parıldayışlarına yaraşmayan düşüncelerin varit olmasından perdele. Rabbim, her şeyde beni kendinle kaim kıl her eksik ve aşağıda bana lütfunu göster. Tevhid meydanı pezasında basiretimi aç ki her şeyin seninle kaim olduğunu öyle bir şekilde göreyim ki gözlerim başka hiçbir mevcuda bakmasın. Ey fazilet ve cömertlik sahibi! Rabbim, kutsal zat elifinin tecrid denizinden üzerime lütuf yağdır ki idrakimi bağlayan bütün ilişkilerim kopsun isteklerimin kapısı gerimde kalsın zatının gaybının melekutundan külli ve belirgin noktasının heyulasını üzerime aç ki burada eksiklik ve ayıptan korunmuş keyim harfleri karşısında kendimde güç bulayım ey her şeyi ilim ve rahmet olarak kuşatan ey alemlerin Rabbi Rabbim, benim dışımı ve içimi başkası kirinden, tavırlarda çakılıp kalmaktan, kutsiyetinin zuhuru feyziyle temizle. Ünsiyetinin parıldayışlarının müşahadesiyle beni onlardan gizle. Beni eşyanın hakikatine ve şekillerin inceliklerine muttali kıl. Bütün alemlerde varlıkların açık tevhidi dile getirişlerini bana işittir. Aynamı, celalin ve kahrının isimlerinin cevherlerinin tecellisine elverişli kıl. Ki insanlardan ve cinlerden bir zorbanın gözü bana iliştiği zaman bu cevherin şuası ona yansısın. Nefsi emaresini yaksın ve onu zelil olarak gerisin geri çevirsin.'' Gözleri umutsuzca bezmiş olarak benden uzaklaşsın. Ey yüzlerin yöneldiği, boyunların emrine girdiği ey Rablerin Rabbi, Rabbim. Beni engellerden uzak tut. Beni yakınlığının düşüncelerinden alıkoyan engellerden, sıfatlarının nurlarının galip gelişinden sıfatlarıma uygun bir giysi giydir zatının nurlarının parıldayışlarından birinin tecellisiyle tabiatımın ve beşeriyetimin karanlığını yok et. Bana meleklere üzgü bir kuvvet ver. Onunla beni istila eden aşağılık tabiatları ve çirkin ahlakları kahredeyim, ezeyim. Fikrimin levhinden kevimlerin şekillerini sileyim. İnayetinin eliyle Fikrimin levhine ezeli ve kefle nun arasında saklanan yakınlığının erişilmezlik sırrını yerleştir. Bir şey yaratmak istediği zaman onun yaptığı ol demekten ibarettir. Hemen olu verir. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz de ona döneceksiniz. Ey nurun nuru, ey her şeye Fazlının feyzinden damlalar bahşeden. Ey Samet, ey kudüs, ey Kahhar, ey Hafız, ey Latif, ey alemlerin Rabbi. Allah'ın salat ve selamı Efendimiz Muhammed'in, Ehli Beyti'nin ve bütün ashabının üzerine olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.'' Cumartesi gece duası. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, baki oluşun daimidir. Senin hükmün mahlukat içinde geçerlidir. Yüceliğinde münezzehsin. Münezzehliğinde yücesin. Varlığı korumak seni yormaz. Gözün gördüğü senden gizlenmez. Dilediğini kendine çağırırsın. Kendinle kendine delalet edersin. Daimi hamd sana özgüdür. En ulu devamlılık senindir. Senden berrak bir vakit istiyorum. Bu vakti sana yaraşır muamelelerle geçireyim. Bu vaktin gayesi sana yakınlık olsun ve senin rızana uygun amellerle geçireyim. Bana öyle bir sır ver ki amellerin hakikatleri onunla benim için açığa çıksın. Bana öyle bir hikmet tahsis et ki beraberinde hüküm ve işaret olsun. Anlama ona eşlik etsin. Çünkü sen, seni dost edinenin dostusun. Sana dua edene icabet edensin. İlahi, bana bahşettiğin nimetlerin kalıcılığını süreklileştir. Yanımdaki müşahadeni kalıcı kıl bana benim zatımı zatım açısından değil kendi açından göster ki seninle olayım, benimle değil. Bana katından öyle bir ilim ver ki bu hususta bütün bilen ruhlar beni örnek alsın. Çünkü sen bilensin, her şeyin bilgisi senin katındadır. Celal ve Kerem sahibi Rabbinin adı yücedir. Gayiplerin anahtarları onun elindedir ve ondan başkası bunları bilemez. O karada ve denizde olan her şeyi bilir. Rabbim üzerime nurundan şualar yağdır ki her örtülüğü benim için ortaya çıkarsın. Öyle ki varlığımı kamil manada ben olarak değil sen olarak müşahade edeyim. Sıfatımı kendimden silmiş olarak sana yaklaşayım tıpkı senin üzerime nurunu indirmek suretiyle bana yaklaşman gibi. Rabbim, imkan benim sıfatım, yokluk benim maddem, fakirlikse benim karargahımdır. Senin varlığın benim sebebimdir. Senin kudretin benim failimdir. Sen benim gayemsin. Senin ilmin ne kadar cahil olduğumu anlamam için yeterlidir. Sen benim bildiğim, ve benim bildiğimin ötesindeki gibisin. Sen her şeyle berabersin. Senin beraberinde hiçbir şey yoktur. Menzilleri seyir için takdir ettin. Mertebeleri de menfaat ve zarar için tertip ettin. Hayır yollarını sabitleştirdin. Bütün bunların tümünde biz seninle beraberiz ama sen bizimle beraber değilsin. Sen sırf hayırsın. Salt cömertliksin ve mutlak kemalsin. Hayırları toplulukların üzerine indirdiğin, gecelerin karanlıklarını giderdiğin ismin hakkı için senden varlığımı her nurun maddesi ve her matlubun gayesi olan nurundan bir nurla doldurmanı istiyorum ki varlığımın zerrelerine yerleştirdiğin hiçbir şey bana gizli kalmasın. Bana doğru bir lisan bahşet ki bu lisan hakkın müşahadesini ifade etsin. Bana öyle kapsamlı söz ver ki onunla açıklık ve belagat gerçekleşsin ve konuşmamda hakkım olmayan şeyleri iddia etmekten beni koru. Beni ve bana tabi olanları bir basiret üzere kıl. Allah'ım hayreti gerektiren veya fitneye sebep olan yahut senin hakkında şüpheye yol açan sözden sana sığınırım. Söz senden alınır. Hikmet senden algılanır. Sen semavatı tutansın. İsimleri öğretensin. Senden başka ilah yoktur. Birsin, teksin, yalnızsın, sametsin. Doğmamış, doğurulmamışsın. Sana hiç kimse denk değildir. Allah'ın salat ve selamı Efendimiz Hazreti Muhammed'in, Ehli Beyti'nin ve bütün ashabının üzerine olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Cumartesi Gündüz Duası Bismillahirrahmanirrahim Kim Allah'a sarılırsa o dost doğru yola iletilmiştir. Beni Allah'ın lütfunun himayesine alan Allah'a hamdolsun. Beni Allah'ın rahmeti cennetine misafir eden Allah'a hamdolsun. Beni Allah'ın sevgisi makamına oturtan Allah'a hamdolsun. Allah'ın yardımları sofrasından beni rızıklandıran Allah'a hamdolsun. Beni Allah'ın seçimine layık görülme lütfuna mazhar kılan Allah'a hamdolsun. Beni Allah'ın vefası sunumları kaynaklarından besleyen Allah'a Hamdolsun. Beni Allah'a kulluk doğruluğu hırkalarıyla giyindiren Allah'a hamdolsun. Allah hakkında onca kusur işlememe, Allah'ın haklarını zayi etmeme rağmen bütün bunlara nail oldum. Bu lütuf Allah'tandır. Allah'tan başka günahları kim bağışlayabilir? İlahi, beni var etmen şeklindeki nimetin cehdim ve çabam olmadan gerçekleşmiştir. Keremine yönelik umudum muradın sınırına kadardır. Bunda benim bir istihkakım ve istidadım söz konusu değildir. Birlerin teki ve şahitlerin müşahade ettiklerinin hakkı için senden istiyorum ki kulluk mihnetinden sevgi kaynakları selametine beni ulaştır. İnat karanlığını doğruluk güneşinin ışığıyla gider. Yardım eliyle doğruluk kapılarını aç.'' Çünkü Allah kullara karşı lütufkardır. Rabbim, varlığımın mekana aitliğini yok etmeni, müşahademin güvenliğini baki kılmanı istiyorum. Şahidimin ve meşhudumun arasındaki ayrılığı kaldır. Varlığıma ait mevcudiyetin bütün ayniliğini gider. Efendim, bana Kulluğumu başkasını görme vehminin körlüğünden uzak kıl. Hayırlılar arasından seçilmiş iki nebi hakkında önceden verdiğin sözü bana ulaştır. Her tabır ve ihtiyaç karşısında iradenle benim işime galip ol. Hareket ve duruşta tevhid ve istiva ile bana yardım et. Habib'im, senden her hal ve durumda en hızlı buslatı. En göz kamaştırıcı cemali, en görkemli celali, en yüksek kemali istiyorum. Ey o olan o, ey o, ey odan başka kimse olmayan, belirsiz gayip ve kutsal gayn ile senden istiyorum. Geri dönüp giden geceye, aydınlanan sabaha andolsun muhakkak o kerem sahibi nebinin sözüdür. Yüce arşın yanında güçlü, orada itaat edilen ve güvenilirdir. Apaçık Arapçadır. Şüphesiz o alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. İşi gizli ruhla sağlamlaştıran hüküm istiyorum senden. Beyan sigasıyla ve sağlam bir üslupla istiyorum. Allah'ım, hayatımın nesimi eliyle tahiyyatım ruhlarıyla zatıma yüklemeni istiyorum bunları. Tertemiz salavatların, daimi selamların arasında isteklerin hasıl oluş vesilesi kılmanı istiyorum. Sevenlere ulaşma aracı kıl. Her mertebede ona tabi olanlara, mensup bulunanlara selam olsun. Apaçık hak ilah, bizi onlara has kimselerden kıl. Amin salat ve selam Muhammed'in, Ehl-i Beyti'nin ve bütün ashabının üzerine olsun. İzzet sahibi Rab, senin Rabbin onların yakıştırmalarından münezzehtir. Gönderilmiş rasullere selam olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Amin.